Dördüncü sual. Konu değişti şimdi. Tamam. Sahabelere karşı iddiayı rüçhan nereden çıkıyor? Sahabelere karşı o da insandır, biz de insanız. Biz de söyleriz. Yani onunla, sahabeyle böyle horoz doğuşu gibi kendini görmek, hatta yanlış yaptı. Ya işte, doğru mu? Yanlış, yanlış. Sen kimsin ya? Bu nereden geliyor bu? Kim çıkarıyor bunu? Sahabelere karşı kendini kıyas etmek, sahabelere kıyas etmek kendini, sahabeleri sorgulamak. Kim çıkarıyor? Nereden çıkıyor bu? Soru devam ediyor. Şu zamanda bu meseleyi, medarı bahsetmek nedendir? Niye mantar gibi bu çıktı? Bu zamanda niçin bu kaşınıyor? Yani dinin %90'ı esasattır, %10'u içtihadidir. Niçin 90'ını bırakılıp da içtihadi meseleler kaşınıyor? Mezhepler arası fark %10'dur. İçtihat %10'dur dinin. %90'ı mesela namaz niçin kılması lazım diye niçin medarı bahsedilmiyor televizyonlarda, şurada burada da? Yok. Bu sahabe böyle demiş peygamber hakkında, bu böyle demiş, o yanlış demiş. Niçin bunda? Madem din hizmettir, niçin dinin esasatında meşgul olmuyorsun? Niçin Allah'ın ispatına? İnsanların derdi bu. Niçin namazdan, niçin oruçtan, niçin zekat verecek, niçin buna yoğunlaşmıyorsun da %10 teferruata kaşıyorsun? Demek ki kaşınıyorsun sen ki, kaşıyorsun. Şu zamanda bu meseleyi medarı bahsetmek nedendir? Hem müştehidin izama karşı, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi'ye karşı, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbel'e, Redallahu anhum ecmain, ne karşı musavat dava etmek nedeniyle giriyor. İmam-ı Azam yanlış yaptı diyor. Şuraya tövbe estağfurullah. İmam-ı Şafi yanlış gitti diyor. Allah'ım ya. Bunun şakasını bile demek bana arama gidiyor ya. Yani bu İmam-ı Azam'a karşı boy ölçüşmek, sorgulamak yanlıştır. Yani ehli sünnet vel kısacası ve lazcası, ehli sünnet vel cemaatın doğruluk ölçüsü edile-i şeriyeye dinamit koymak nereden çıktı, niye çıktı? Bir bakın bakalım kim ondan bahsediyor? Şartelle kim oynuyor? Ampulle oynamıyorlar. Şehrin giriş şarteliyle oynuyorlar. Yani ehli sünneti ehli sünnet yapan kaynaklara hücum yapılıyor. Farkında mı? Farkında mısınız? Ehli sünneti ehli sünnet yapan kaynaklarına hücum ediliyor. Kaynaklarına dinamit atılıyor. Adam dözerle girmiş binanın altına. Bina yıkıyor. Sen badana yapıyorsun. Kağıt yapıyorsun. Ne yapıyorsun kardeşim, bu odanın badana yapıyorsun? Oya yapıyorsun. Ya serserinin bir tanesi binaya girmiş, dozerle yıkıyor, dinamit koyuyor. Ben binanın yıkılmaması için kağıt yapıyorum. Senin kağıt yapan binanın yıkılmasına mani olur mu? Bu adamlar pinyondur. Bilerek yapılıyor. Projedirler. İki kaynaktan geliyor. Daha okumadım cevabını da. Acele dayanamayacağım da onu diyeceğim. İki projedir yani. Meydanı boş buldukları için ehl-i sünnetin, ehl-i sünnet vel cemaatin kaynaklarına dinamit konuluyor. Zannediyorlar onlar da. Sanki boş zannediyor. Bundan peki nereden geliyor? Bir Şia, bir Vehhabi. Bir Şia mı? Şia, Vehhabi. Vehhabi ha. Vehhabi. Birisi İran, acımasız zalim. Bak şimdi dini lider karar almış Suriye'de. 9 tane Sünni öldürme, cenneti vaat ediyor adam. 9 tane Sünni öldürene, çünkü Allah namına, Ayetullah ne demek? Allah namına karar veren. Tabii Allah'ın eli gibi halifesi. O ne diyorsa Allah da öyle demek zorunda adeta. Karar vermiş. 9 Sünni'yi öldüren cennete gider. Ben onaylıyorum diyor. 9 kafiri değil. 9 kafiri değil de Sünni'yi. Evet. Ve İran'ın tarihine bakın. Bir tane kafirle savaşı yoktur. Hep ehli sünnetle savaşmıştır. Müslümanlarla savaşmıştır.
Bir tane yoktur. Onun temsilcisi şu an İran'dır. Vehhabilerin temsilcisi de Suudi Arabistan'daki Vahabiliktir. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bunlar dinamiti sokan, yani sahabele karşı iddiayı, ruçhaniyet nereden çıkıyor? Bunlardan çıkıyor. Kim çıkarıyor? Bunlar çıkarıyor. Şu zamanda bu meseleyi medar bahsetmek nedendir? Bunlar, çünkü halk %90 esasatını, dinin zaruriyatını, dinin zaruri muselematını, esasatını, muhkematını bilmediği için televizyona dikkat edin, hep içtihadi şeyler konuşur. Yani mezhepler arasında ihtilaflı şeyleri kaşıyor. Namaz hakkında oturumu yok. Varsa da belki de devede bir kulaktır. Peki niye onlara kaşıyor? Bu milletin ihtiyacı İmam-ı Azam'la İmam-ı Şafii, Şia ile Hanefi, Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki ihtilafi mevzuları mı? Bu insanlar bilmiyor da ondan zaafı dine uğramışlar, esasatları, farzları terk etmişler. Namaz kılmayan gençler bunları bilmediğinden mi kılmıyor? Niye bu insanların imanının kurtulmasına, namazına, orucuna kuvvet verici konuşmalar programı yapmıyorsun da bu tür şeyler yapıyorsun? Demek ki bir yaran var senin. El cevap, şu meseleyi söyleyen iki kısımdır. Şimdiye kadarki söz benimdi. Şimdi üstad diyor. Şu meseleyi söyleyen iki kısımdır. Bir kısmı safi ehli diyanet ve ehli ilimdir ki bazı hadisi görmüşler. Şu zamanda ehli takva ve salahatı teşvik ve tergib için öyle mebaslar açıyorlar. Yani bir tanesi safi, saf yani. İyi niyetle söylüyorlar. Yani teşvik için sahabeler işte Resulullah'ı gördü, biz görmedik, işte daha şeyiz. Yani milleti teşvik etti, kamçılamak için yani böyle diyorlar. Yani ehli ilimdir ki bazı hadisi görmüşler. Var ya hadiste beni görmeyen ümmetimden daha iftaldır. Şu zamanda ehli takva ve salatı teşvik için yani şu zamanda dinin esasları ve ameli zaafa uğramış, terke uğramış ya, insanları teşvik etmek için bu hadisleri rağbet ettiriyorlar. Tamam mı? Sizin hakkınızda hadis var, doğru. Şöyledir, beni görmeyen, ahir zamandaki ümmetimden gelecek kişilere muştakım ya ebazer vesaire. Bunları tevrip için, rağbetlendirmek için öyle mebaslar açıyorlar. Bu kısma karşı sözümüz yok. Yani sahabelerle, bak sahabeler görmüşsünüz, görmediniz, daha şeysiniz falan. Hani bunlar iyi niyetle söylüyor. Buna sözümüz yok. Zaten onlar azdırlar, çabuk da intibaha gelirler. Yani yaptıkları mukayese de yanlış tabii bunların da. Yani sahabeye kıyas edilmez. Hani gördün de görmedin ne olacak yani? Orada önceki şeyi de anlatıyor. Diğer kısım ise gayet yani Resulullah görünce ne oluyormuş yani? Yani hemen iman mı oluyormuş? 5'te 4 iman etmedi. Yani bir Resulullah'ı görmek zaruret oluyorsa, Resulullah'ı görmek mutlaka imana vesile oluyorsa, hani o zaman deriz ki biz görmedik, zorlanıyoruz iman etmekte. Resulullah'ı gören 5 kişiden 4'ü iman etmedi. Öyle mi? 5'te 1'i. 5'te 1 iman etti. Peki sen o iman etmeyenlerden olabilirdin. O zor şartlarda. Şimdi 1400 seneden beri İslamiyet'in hakkaniyeti, kütüphaneler dolu, bu kadar 1,5 milyar Müslüman imza basıyor. Bu kadar deliller, bu kadar rahatlıklar, bu kadar kütüphaneler içerisinde zorlanıyorsun. Resulullah tek. Ondan sonra bazı sahabeleri hiç görmemiş. Ondan sonra yani o kadar da geniş çaplı değil yani bir avuç. Nesine hemen bir Resulullah'ı görmeyle hemen nasıl iman edeceksin ki? Diğer kısım ise gayet müthiş mağrur insanlardır ki, mağrur, mezhepsizliklerini, bak mezhepsizliklerini, müştehidini izama musavat davası altında neşretmek istiyorlar. Ve dinsizliklerini sahabeye karşı musavat davası altında icra etmek istiyorlar. Bunlar mezhepsiz ve dinsiz insanlardır. Sahabeyle boy ölçüşen, mezhep imamlarını sorgulamaya alan, bunlar mezhepsiz ve dinsiz insanlardır. Ehl-i Sünnet'in
ölçülerine gidince. Bunlar kimmiş? Bunlar mağrur insanlardır ki, mağrur, mağrur ne demek Selahattin abi? Mağrur. Mağrur. Kimdir? Mağrur ne demek lügat? Yolda çıkma, sorma. Mağrur. Kibirli, gururlu. Gururlu. Mağrur. Mağrur. Kafa böyle. Mağrur. Çıkanlar da eksedi prevasyonlardır. Evet. Mağrur insanlardır ki, tabi gururlu insan yoldan çıkmış. Neticeyi söyledin, evet. Bunlar ne yapmak istiyorlar? Bak uyanık olun. Eğer mezheplerle uğraşanı görürseniz, sahabe ile kıyas kendilerini sahabe ile sorgulaya yalan söylediği, hadis yaptığı, uydurduğu bilmem diyorsa hemen etiketi yapıştır. Kim bu? Mağrur insanlardır ki mezhepsizliklerini, bunlar mezhepsizdir. Mezhepsizliklerini müştehidini izama, büyük müştehitlere karşı kendilerini onlar, biz, o da, ben de yani. O demiş, yanlış yapmış. Olmadı. Allah Allah, ridallahına bak yani. Mezhepsizliklerini müştehidini izama, büyük dört imama, dört mezhebe, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel. Bunlara karşı musavat davası. O ise biz de varız. Altında eşit, yani ben de varım, o da varım. Davasına neşetmek istiyorlar. Bunu niçin yapıyor? Mezhep imamlarına saldırıyı niçin yapıyor? Çünkü mezhepsiz. Mezhepsiz. Ve dinsizliklerini daha ileri gidiyor bak. Dinsiz kim? O mağrur insanlar, o mezhepsiz insanlar dinsizliklerini, dinsiz sahabeye karşı musavat davası altında sahabeye karşı, oysa Allah Resulü diyor ki sahabelerine sakın dil uzatmayın. Yıldızlar gibidir. Ne kadar hadis var. Benim sünnetime uyduğunuz gibi halifelerime de uyunuz. Değil mi? Ne kadar var. Ha, Resulullah'ın bu emrine, çünkü Resulullah'ın emri Allah'ın emridir. Muhalefet ediyor. Dinsizliklerini sahabeye karşı musavat davası altında, o da var, biz de varız, altında icra etmek istiyorlar. Ya çünkü evvelen o ehli dalalet sefahate girmiş. Çünkü evvelen o ehli dalalet sefahate girmiş. Sefahatte tiryaki olmuş. Sefahate mani olan tekalif işleri yapamıyor. Kendine bir bahane bulmak için der ki, yani ben buraya girmeden hemen bir tane misal söyleyeyim bu. Sultanbeyli dersini yaptım. Buraya almaya gelmeden. Dersten sonra adam masaya geldi. Kalabalık yer bana. Derste kadar daha fazla. Bir saat ders yapıyorum. İki saat masamda sorulara cevap veriyorum. Özel. Biliyorsun. Bir tanesi dedi ki hocam seninle özel konuşmak istiyorum. Hocam lütfen. Zamanım yok kardeşim. Daha atleti bile değiştirmedim. Terden su. Lütfen hocam. Baktım ağlıyor gibi. Peki tamam biraz otur. Soruları bitireyim mi sana geç. Geçtik odaya. Buyur kardeşim. Adam da söyleyeceğim. Ordulu. Ordulu. Nerede? Bayrampaşa'dan gelmiş Sultanbeyli'ne. Ta beni görmeye. Tamam mı? Sitede ilan edildiği için adresi görmüş bayram. Dedi ki hocam dedi benim bir kardeşim var dedi. Esrar, ören, her kadın, zina, her şey var. Böyle bir türlü bir dönüş yapıyor. Namaz, niyaz başlıyor. Tekrar götüreme düşüyor. Esas vermez. Sonra bu kardeşim dedi iki defa intihar teşebbüs etti. İlaç içti bilmem ne yaptı falan kurtuldu. Şimdi dedi bu ben zaten kurtulamıyorum. Ben zaten cenim. Bari şehit olayım da cennete gideyim diye IŞİD'çilere katıldı. Ve abiler. İngiliz oyunu var ya. IŞİD İngiliz oyunu. Ondan sonra kendisi hulasa ediyorum konuşmasını. Cep telefonu açtı. Onun sesini dinletti bana. Suriye'de konuşmasını dinletti. Abi diyor böyle. Sen namaz kılanları Müslüman mı zannediyorsun? Ya orada zulmediyorsunuz, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, kadınları şöyle yapıyorsun, çocuklar kesiyorsun. Sen diyor orada bile diyor Türkiye'de gelsek diyor çoktan belki de seni de keseriz diyor. Niye beni de keseriz? Namaz kılanlar Müslüman zannediyorsun. Hem şey şirktir diyor falan. Ondan sonra bak zina ehli, bilmem hiç kimliği. Oraya gitmiş, müştehid izam olmuş.
Müslüman namaz kılanları beğenmiyor. Niye bana ne soruyor? Hocam dedi, bak bu adam şimdi haber geldi, öldü. Şehit oldu. Şehit oldu. Hocam cenazesini alalım almayalım mı? Söylesek hudut'a kadar getirecekler. Biz reyhanlıdan alacağız. Yoksa almayacağız. Ne oldu ne oldu? Şehit mi oldu? Şerit oldu. Şerit. Direk kardeşim, abisine söylüyorum. Renk değiştir. Ne değiştiriyorsun kardeşim? Biliyorsun din konusunda benim pervam yok. Mürtet oldu gitti kardeşim. Niçin gitti belli değil mi? Bak sen anlattın. İçki zinadan kurtulamadığı için şehit olayım bari kurtulayım. Sen Allah ile dalga mı geçiyorsun? Niçin gittiklerini ben bilmiyor muyum %90 IŞİD'in için gittiklerini? Din hayatı yaşayamadıkları için veya yaşayıp İmam Azam'ı reddet, müştehitleri reddet, sahabeyi reddet, tamam mı? Direkt Kur'an'la hadisi reddet. Dahil. Hadisi reddetmek küfür değil mi? Hadisi inkar ediyorlar, onun için dinsiz diyor. Sahabeden gelen hadisi reddediyor ya, hem elindeki hadisi reddediyor hem sahabeyi yalancılıkla itham ediyor. Hadisi reddetmek, ayeti reddetmek gibidir. Bunu işitmemeyi reddediyor. Sifo değil ya işte. Ha. Yani anlayamıyor musun konuşmayı? Anlıyorum da ben şey soracağım. İşit tabii işit. Komple ya, İngiliz oyunu ya. Ha. Şimdi onu reddet, bunu reddet, bunu reddet. Vehhabiler. Peki bu Vehhabilerdir yani işit. Bu temeli Vehhabidir. Başlarında İngiliz'dir. Onu reddet. Peki bakıyor Kur'an'da mana mertebesi yok. Meal ne diyorsa o. Vehhabilerin özelliği o. Meal, bir bakıyor ki namazı terk ettin diyelim. Kılamadın kafirsin. Vehhabiler de namaz kılmayan kafir. Şeye geldi zaman hemen Kur'an'a şey yapıyorlar. Kur'an inkar desen de yok desen de olmuyor. Hemen Kur'an'ı önce belki şey yapıyorlar. Evet. Bir ayet söyler. Ayetin manasını bilmiyor. Şimdi bu ne diyorsa o diyor. Mana mertebesini bilmiyor. Muteşabi ayetleri bilmiyor. Çünkü bir ayette kerime de var ki bazı ayetlerimiz muteşabiattır diyor. Neyse. Böyle şimdi bu adam gibi yani oraya gidenler işte böyle. Ben bildiğim için yakinen bildiklerimden dolayı bak bir tanesi böyle olmuş. Ne şeydi kardeşim? Burada da vardı. Burada da birkaç kişi vardı. Herkes de kafir diyordu. Herkes önüne gelene kafir. Mühürü vuruyor. Ha şimdi hadisi inkar ettikleri için dinsiz oluyorlar. Dinsizliklerini nasıl sahabe? Sahabe yalan söylüyor diyor. Sahabeyi devre dışı yapıyor. Hadisi de inkar ediyor. Küçük kafasıyla bir ölçüyor. Mihengebi vuruyor. Hadisin manasını çıkartamıyor tabii. O hadisin manasını çıkartan muhaddislerdir. Yani Arapçayı bilmek olmuyor ki. Ayeti tefsir edenler ayrıdır. Hadisi tefsir edenler ayrıdır. İçtihat edenler ayrıdır. 16 tane meslek var. Mesela Hanefi mezhebinde itikat imamı ayrıdır. Amelde müştehid izam ayrıdır. Kur'an talim imamı bile ayrıdır. Bizim imamımız İmam-ı Asım'dır. Bunlar ayrıdır yani. Amelde imamımız, itikatta imamımız, kıraatta imamımız. Hadis, muhadisun diyorlar. Kur'an'ı tefsir edenler ayrı. Müfessirun deniliyor. Sen şimdi Kur'an'ı İngilizceyi Türkçe'ye, Türkçe'yi İngilizceyi Arapça'ya çevirmek gibi bunu bildin, Kur'an'ı bildin. Bu sefer ruh doymuyor. Mana mertebesine gidemiyor ya. Kışır. Meal kışırdır. Kışıra gidince akıl kalp doymuyor. Bundan başka her şey kafirdi. Doymuyor. Bu sefer çıldırıyor. Ya intihar edecek ya böyle bir macereye kapılacak. Bilemedi ki o intihar etti be abi. O Ahmet'in oraya gelen hatırladın mı? Alman. Bana geldi dershaneye. Abi bununla görüş yok dedim. Görüşmeyeceğim dedim. Daha önce görüştük geçen sene. Gelmiş. Artık işi bitmiş. Her şey psikoloji çokmuş. Ve abiler içine buna meal. Hepimiz kafir. Dedi ki sen dedi senle konuşacağım dedi Alman ve abi. Birinci şartım kelime-i şehadet getir Müslüman ol. Yoksa görüşemem dedi. Niye dedim? Sen şimdi kafirsin benim nazarımda dedi. Ulan dedim ömrüm 53 yaşındayım. Ömrüm Allah'a anlatmayla geçiyor. Ben nasıl kafir oldum? Ulan kovayım koymayayım Almandır dedim. Yani neyse. Peki. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşheden la ilahe illallah. Ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulullah. Tamam. Şu anda Müslümansın. Tamam. Şimdi o kafir beni sorguluyor Müslümana getirdi. Şimdi ama benden yardım istiyor. Tuhaflık da bak. Benden yardım istiyor. Ben diyor intiharı düşünüyorum dedi. Artık dedi bunaldım dedi. O kafir bu kafir. Ben de kafir. Ondan sonra neyse konuştuk. Bir sene gitti. Sonra bir öteki sene
Ya bir görüş yok dedim, görüşmem. Yeniden kelime-i şehadet yapmam dedim. Ondan sonra treni atmış kendisi. Biliyorsun mu? Bremen'de. Bremen'de. Attı treni. Niye? Akıbeti budur. Çünkü kışırda kaldı. Ruh istiyor. Akılda şey yaptı. Ha, demek ki mezhepsizliklerini Şialar mezhebe hücum ediyorlar. Yani şeye, ehl-i sünnetin doğruluk kaynaklarına. Şia projesi budur. Ustad da Kastamonu'da söylüyordu. Kaçıncı sayfaydı? İslam namı altında İslamsız 100 yok. 152 mi? Evet. O Kastamonu'da. Onu şey yaparım. Üstad da o tarihte şey yapıyor. Ver bana bakayım, o şey açar mısın? 152 miydi? Yukarıda sağ köşede olmuş. Sağ üstte, üst tarafta değil mi? Öbür taraf. Sol taraf. Sağ tarafta mı? Evet. Tam başta mıydı? İlk paragrafta, ortalarda. Al abim sen bul bana. Şey yap. Demek ki niye mezhepsiz oluyorlar? Birincisi bu. Niye dinsiz oluyor? Onu da anlatacağım. Ver bakayım abi. 151 mi? 151 mi? Evet. Ver abi. Şuradan alayım. Dinsiz filozoflardan ve Avrupa'nın zındıklarından eskiden beri Kur'an ve Peygamberin aleyhissalatü vesselam halatından medar-ı tenkit buldukları noktaları. Bu İslam ismi altındaki zındık. Tek bir kişi. Bu İslam ismi altındaki zındık. Anlıyor musun? İslam. İslamsız oğlu. Bu İslam ismi altındaki zındık kurnazcasına saftil Müslümanlara ve Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytaniyette şeytandan ileri gitmiş. Şeytaniyette şeytandan ileri gitmiş. Şeytan bile İmam Azam'a dil uzatamamış. Şeytan demiş ki amelin olmadı. İmam Azam'a uymadı diye amelimize şüphelendirdi. İmam Azam doğru adam değil, yanlış etti diye benim ömrümde hiç benim şeytanım demedi yani. Benim vallahi benim şeytanım İmam Azam yanlış gitti demedi yani. Şu anda da bile hayır demedim diyor. Diyorum yani ben hissediyorum adamı. Evet yok diye demedim diyor. Yalan söylemiyorum ben. Demedi yani. Ama adam merkeze dinamit atıyor. Teferruatla uğraşmıyor. Çünkü proje, Şia projesi. Bak mezhepsizliklerini müçtehidi izama musavat davası altında neşretmek istiyorlar. İkinci grup dinsizliklerini sahabeye karşı musavat davası altında icra etmek istiyorlar. Mezhepsizliklerini müçtehidi izama musavat davası altında neşretmek istiyorlar. Ve dinsizliklerini sahabeye karşı musavat davası altında icra etmek istiyorlar. Mesela bu da Vehhabiler. Çünkü evvela ehli dalalet sefahata girmiş. O ehli dalalet sefahata girmiş. Sefahata tiryaki olmuş. Onun için anlattım ya orduluyu. Sefahata girmiş. Tiryaki olmuş. Esrarını içiyor. Zina yapıyor. Şey yapmıyor. Namazlara kalkmıyor sabah. Tiryaki olmuş fakat terk edemiyor. Sefahata mani olan tekalif-i şer'i yapamıyor. Sefahatine mani olan şeriatın teklifleri var. Din diyor ki yapma. Yapamıyor. Kendine bir bahane bulmak için der ki yapamıyor ya din teklif etmiş. Namaz kılmayan kafirdir. Kendisi de kalkamayınca ne olacak? Psikolojisini bir takip edin. Ben biraz psikolojiyle meşgul oldum. Namaz kılmayana kafir diyen bir adam düşünün. Ve abi ki öyle anlatıyor. Kendisi sabah namazına kalkmadı. Kendi kendisine ne diyecek? Kafir. Şimdi bir insan ben kafirim düşüncesinin getirmiş olduğu psikolojiyi hayal et. Onun psikolojisi ne olur? Sen bir düşünebiliyor musun ben kafirim ve inanıyorsun. Hayatım gider de. Psikolojiyi çıkarmaz ki İbrahim. Düşünebiliyor musun ben kafirim he? Murat.
Ben kafirim. Ve inanıyorsun ha. Ben dinin dince kafirim. Zannımca vesveseyle değil. Ne olacak bu? Şimdi kendimi uyguluyorum. Dişik düşüncelerin ama kendin yapamıyorum. Başkasına kafir diyorsun yani. Peki sen de yapmayınca ne ol diye ne diyor şeytan sana? Kendin sen, kafir olsun. Ben de kafirim diyorsun. Peki ben kafirim inancı adamı ne yapar? O zaman kendine bir bahane bulmak için der ki şu mesai, şu mevzu içtihadiye değerdirler. İçtihadiyedirler. Yani bu mevzular içtihadidir yani. O kadar da kesin değildir yani. İçtihat olmuş bunun hakkında. Kesin olsaydı içtihat olmazdı. Oysa içtihat olmak kesinliğine halel getirmez. Mana mertebesini ve uygulama farklılığından geliyor. Yani içtihat dedikleri de nedir biliyor musun mezhepler arasında? Mesela Allah Resulü çoraplı namaz kılmış, çorapsız namaz kılmış. İkisinde de kılmış. İmam Azam bakmış şehir mezhebidir daha çok. Şehirde icra ediliyor. İmam-ı Şafi daha kırsaldır. Kırsal. Bakmış orada kırsal olunca toprakla, çiftçilikle, gübreyle falan meşgul. Şimdi bu İmam Azam'ın mezhebi şehirciliktir. Camilere gidecek. Kardeşim abdest aldın camilere, halılara, ıslak ayakla gidiyorsun. Basa başa geçiyorsun. Şimdi biraz sonra oraya secde edecekler. Yani toplum içerisinde hastalığa, mikropa, toplumsal bir sıkıntı olacağından Peygamber aleyhissalatü vesselamın çorapsız namaz kılması ile çoraplı namaz kılması ikisi de peygamberin uygulamasıdır. O baktı ki bulunduğu şehre göre, bulunduğu yöreye göre bu ikisinden bir tanesini tercih etmiş. Demiş ki çoraplı namaz kılacaksın, çorapsız kılmak mekruhtur. Olmaz demiş. Niye? Yani niyesi gene içtihadı kendisi düşünüp imal edilen değil. İçtihat farklılıkları peygamberin farklı icraatından geliyor. Yoksa kendi kafasından düşünüp de uydurduğu değil yani. İmam-ı Şafii dedi ki gübrem sürüldü. Çamur pataksın, köydesin. Tamam. Bununla namaz olmaz. Necaset var. O zaman necaseti men etmek için Allah Resulü'nün çorapsız namaz kılması var, çorabı var. Çorapsız kılacaksınız, çorap giymeyeceksiniz. Yani bulunduğu konuma göre içtihadı buraya monta etmiş. Mesela kadın temas ederse abdest bozulur, İmam Azam da bozulur. İmam Azam diyor ki şehirciliksin, berabersiniz, oturup kalkacaksınız. Taşıp toplum bulunacaksınız. Yani şehvet duyamamak şartıyla temas abdesti bozmaz diyor. Ama birisini bozma dedi, ötekisi bozar dedi. Aynı zamanda mekruh oluyor. Yani evet abdestim bozulmaz ama mekruhtur diyor. İmam Azam diyor ki şehircilikte Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam nasıl çıkarmışlar bu hadisi, şeyi, içtihadı? Onu da söyleyeyim yani. Hazreti Ayşe radiyallahu anha ya Resulallah kan akıyor dedi. Elini sürdü. Kanını sürdü. Aa ya Resulallah kan akıyor. Hiçbir şey demedi. Niçin abdest aldığını demedi. Gidiyor abdest aldı. İmam Azam dedi ki kan aktığı için abdest aldı. Doğru. Yalan mı? Doğru. İmam Şafii dedi ki hayır. Kadın elini sürdüğü için aldı dedi. Yani o da doğru ama bence bu dedi. Hayır derken ben şey yapıyorum. Peki niçin dedi bunu? Niçin kadını dokunmasını aldı? O kanı. Dedi ki Şafii mezhebindeki uygulayan kişiler daha çok doğu ve kırsaldır. Dağdasınız diyor 27. sözden söylüyorum. Bayırdasınız. Şimdi namaz kılacaksın orada su yok yani. Çiftçilik yapacaksın. Yani kadına helalin dayı olsa dokunma, yanaşma. Abdestin gidecek biraz sonra. Ezan okunacak. Ne yapacaksın peki ondan sonra? Ne yapacaksın? Nasıl, namazı nasıl kılıyor? Ta ki fitneyi önlemek için. Tampon getirdi. Kadına yanaşma. Bak abdestin gider. Çünkü mahremin de olsa yanaşma. Çünkü abdestin gitti mi ne yapacaksın? Nasıl namaz kılacaksın? Helalin dayı olsa böyle bir şey olmasın diye yani ne yapmış? O fitneyi önlemek için bu farklı iki tane uygulamasından bir tanesini tercih etmiş. Bütün içtihadiler hep böyle. Kendine bir bahane bulmak için der ki şu mesail içtihadiyedir. Yani doğru değil. Hayır ikisi de Resulullah'tandır. Çoraplı da kılmış, çorapsız da kılmış.
Onu da yapmış, onu da yapmış. Kısa kolu da kılmış, kısa kolsu, kolsuz da kılmamış. Mesela biz kulluyu tercih ediyoruz. İmam Şafii vesaire. Ama Maliki'ye baktığımız zaman kolsuz var. Yani. O da var. Resulullah kılmış yani. Bir öyle yapmış, bir böyle yapmış. Bu adamların iştihadı bu yani. Baktı kendi yaşadığı topluma, on uygulamalardan bir tanesini almış. Ama bu ne diyor? Bunda zaten ihtilaf olmuş bu meselede. Yani üzerine ittifak değil. Yani kendisini aradan kaçacak. İştihadi olduğu için kendisine özür. Yani kesinlik yoktur. Çek diye kaçmak için hemen iştihadi meseleleri kaşır. Mesail iştihadiyedir. O mesailde mezhepler birbirine muhalif gidiyor. Hem onlar da bizim gibi insanlardır diyor. İnsan ama kamil insanlar. Bizim gibi insan ama kusura bakma senin gibi değil. Peygamber de insan değil mi? Peygamber de insan. Peygamber de bizim gibi insan. Ne diyorlarmış? Ya kardeşim niye o kadar kutsuyorsunuz? O da bizim gibi insandır. Peygamber de insandır. Allah ne diyor? En huve illa vahyun yuhva. Biz ne vahyettikse onu söyler. Ondan almak benden almaktır. Eğer bana muhabbetiniz varsa Habibime uyacaksınız. Habibime uymak bana muhabbetinizi gösteriyor. İn küntüm tuğdun Allah efekte beni hukumullah. Değil mi? 11. lemada anlatıyor. O mesailde mezhepler birbirine muhalif gidiyor diyor. O. Hem onlar da bizim gibi insanlardır. Hata yaparlar. Hata edebilirler. Öyleyse biz de onlar gibi iştihat ederiz. İstediğimiz gibi ibadetimizi yaparız. Onlara tabi olmaya ne mecburiyetimiz var ki diyor. Benim başıma geçmiş bir hadise anlatacağım. Bu bir şey değil. Bu anlattığım bir şey değil. Rize Çayeli ilçesinde dershanede ders yaptım. Daha önceki tarihlerde bir sene önce bulunmuştum. Etraftan insanlar geliyordu. Kur'an öğrettiğimiz birisi vardı. Kamyon şoförü. Eski bir Ford'u vardı. Çay fabrikasından, alim yerlerinden çay taşırdı fabrikaya. Bu kadar tafsilatla anlattım. Bir sene sonra gittim. Selahattin abi bana ne diyor biliyor musun? Ben Kur'an öğrettim o kişiye. Ben Kur'an öğrettim. Orada kalırken dersen. Dedi ki Hasan hocam dedi, abi de derdi eskide. Ona Allah Allah, abi derdi, hoca dedi, dur bakalım. Ders bitti. Dedi, konuşabilir miyiz dedi, buyur dedim sor. İmam Azam'a uymak zorunda mıyız dedi biz. Şurada hata yaptı, şurada hata yaptı, şurada hata yaptı, hemen ezberlemiş. İmam Azam'a uymak zorunda değiliz derken bir zata uyuyor biliyor musunuz? Yani gökten gelmedi ki bu fikir. Sen dedim bu fikri nereden kaptın? Ben dedi hiç kimseye tabi değilim artık. Yani ben hulasa ediyorum. Tam da bunu sana öğretene tabi oluyorsun. Haberin yok. Gördünüz mü? Mantığın. Bir anda sarsıldı. Sen İmam Azam'a uymak zorunda değilim fikri. Ben kimseye uymak zorunda değilim. Kendim gideceğim. Bu sana uykuda mı geldi? Ya kitap okudun ya birisinin ders aldın. Durdu. Sana birisi öğretmedi mi bunu? Ha, öğretene tabi oluyorsun. İmam Azam'a değil buna tabi oluyorsun. Buna da tabi olmuş oluyorsun. Bak tabi olunmaması gereken diyene tabi oluyorsun. Bir anda şaşırdı. Çıktı dışarıya. Ondan sonra baktım ki başka şeylerle geldi. Sus konuşma. Çık dışarıya. Onların en güzel cevap kovmaktır. Kale almayacaksın. Mezhep imamları kutuplardan daha iyi belki üstündür diyorlar yani. Evet. Abdülkadir Gilan'da veya da şeyde bir şeyler onlardan daha ileriydiler yani. Tabii canım bir mezhep dedi ki Cadde-i Kübra ve Fazilet-i Kübra umumi cadde onlarındır. Yani İmam-ı Geylani'ye uymak zorunda değildir mesela. Ama İmam-ı Azam'a, İmam-ı Şafii... İmam-ı Gazali daha iyi kendi mezhebe bağlı. Tabii canım. Şafii mezhebine bağlı vesaire. Alim oldu. Tam ne olursa olsun. Bu iştahat yapmamış da. Hem de bu bizim kamyon şoförü. Baktım ki tekrar gitti. Birisinden aldı ne konuştu cep telefonuyla. Geldi. Ha onlarla konuşacak mısın? Hayır ben bilmiyordum da konuşuyor. Ve abilere en güzel cevap. Cevap el ahmakul es sukut.
Ahmağa en güzel cevap söylüyor. Dışarı, çık dışarıya. İmam Azam'la boy ölçüşlerini ben böyle tahammül edemem karşımda. İnkar edebilir, komünist olabilir. Ama İslam gözüküp de onu aşı böyle küfürle itham ediyor. Böyle. Çık dışarıya dedim. İmam Azam, imamını şey kim sorgulayacak diyor. Sen mi sorgulayacaksın lan dedim İmam Azam'ın imanını. Çık dışarıya. Tamam. Buna en güzel cevap budur. Pişt. Dedeteleyeceksin. İlaç. Senin mesleğin var mı? Tamam. Sinekle falan böcekler. Pişt, pişt, pişt. En güzel cevap vermemektir. Muhatap almamaktır. Ben ilk önce bilmiyordum da konuştum. Ama onu söyledim. Sana bu fikri kim öğrettiyse ona tabi oluyorsun. Bak bir sene tabi oldum. Ah bak bilmiyor ki. Hemen bak ne diyorlar. Hem de onlar bizim, hem de onlar aynı şöyle söylerler. Klişeler. Onlar da bizim gibi insanlardır. Hata edebilirler. Öyleyse biz de onlar gibi iştihat ederiz. İstediğimiz gibi ibadetimizi yaparız. Kendin pişir kendin ye. Kendi iştihat ediyor. Kamyoncu. Zaman bulacak da Kur'an'dan ahkam çıkaracak. Daha Kur'an doğru dürüst de öğretememiştim yani. Düşünebiliyor musunuz? Kur'an öğrettiğim adam. Arapça maraçım. İmam Hasan'la boy ölçüş. Bu ne hale getirilmiş görüyor musun? Veya bir bu. Şia nedir? Şia, ehl-i sünnet vel cemaatın kaynaklarına hücum eder. İslamsız oğlu gibi. Vehhabiler ise direkt Kur'an'dan gidin der. Onlara tabi olmaya ne mecburiyetimiz var? Bir videosunu seyrettirdiler bana. Hutbeye çıkmış. Kerbela'daki kardeşlerinizden size selam getirdim diyor. İslamsız ol. Yani var ya Hazreti Hüseyin o Kerbela hapva şeyi zincirlemeyi yani. Ha oradaki kardeşlerinize selam getirdim diyor. Adam Kerbela şeylerine katılıyor. Benim Müslüman hala uyanmıyor. Şiaların şeyi var ya miracı. Miraca inanıyorlar. Şey orada şeye inanıyorlar. Hac. Kerbela'daki kardeşlerinize size selam getirdim. Hutbe verirken söylüyor. Bakın Google'da gördüm ben. Görmediğimi, duymadığımı demem ben. Kerbela'daki kardeşlerinizden selamlar getirdim diyor. Ondan sonra bir şeyler de söylüyor ya Kerbela'da. Onlara tabi olmaya ne mecburiyetimiz var? Buraya da birisi geldi. Kur'an'ın ihbarat-ı gaybiyesi var ya geçmiş yıl gece. Onu ders yapıyorum. Dersten sonra hocam diyor Kerbela hakkında ne düşünüyorsun diyor. Neden düşünüyorsun? Ne alakası var şimdi? Allah diyor Yezid'e lanet etsin. Ona burası lanetlenmiyor. Burası siyasi unutuk yeri mi ya? Çık dışarıya. Dersten sonra kadın bakalım çık dışarı. Gelmiş. Gülmüş ya. Yani acayip bir şey ya. Böyle öyle bir de akrep şeyleri var ki. Yani acayip bir şey. Kerbela'dakiler Şia. Hariciler öldürmüş. Hazreti Hüseyin'i öldüren haricilerdi. Faturayı ehl-i sünnete çıkarıyor. Şialar da Şia. Yani kendilerinden öldürenlerin faturasını bize çıkartıyor. Gidiyor kim öldürdüyse o kavme söyle. Hariciler ki Şiaların bir koludur. Onlar öldürdü, onlar şehit etti. Yani kafir deyip bunu sonra ayrıldılar. Evet, ondan. Hazreti Ali'nin safındakiler yani. Uzun olur diye anlatmıyorum. Yani acayip bir şey ya. Ehl-i sünnetle ne alakası var bu olayın? Ne alakası var yani? Bana niye diyorsun bunları? Ya biz öldürmüşük. Ha biz öldürmüşüz. Ulan ehl-i sünnetin muhabbetinden dolayı babamın 3 tane erkeği var. Hangi Alevi koymuş? Babamın 3 tane erkeği var. En büyük benim Hasan. Benden sonrası erkeğine Hüseyin koymuş. En ufağına da Ali koymuş. Peygamberin, Hazreti Ali'nin kızının da ismini de kız kardeşimize koydu. Alevi diyorsan benden daha iyi Alevi, benden daha Alevi kim var? Alevilik, Alicilikse, Hazreti Ali'yi takip etmekse, Hazreti Ali'yi takip etmekse başımın üzerinde yerim var. Ben de onu takip ediyorum. Alevilik, Hazreti Ali takipse takip ediyorum. Peki nedir? Hazreti Ali namaz kılmadı mı? Ben de kılıyorum. Hazreti Ali oruç tutmadı mı? Ben de tutuyorum. Hazreti Ali Ebu Bekir'e itaat etti mi etmedi mi? Etti.
23 sene başkomutanlığı yaptı. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e itaat etti mi etmedi mi? Ondan önce halife değil miydi? Hazreti Ali, Hazreti Osman'a itaat etmedi mi? Biat etmedi mi? Etti. İki şık var diyor Üstad. Hazreti Ali bunlara ittiba etti. Ve onların Şeyhülislam'ı oldu. Öyle mi? Başkumandanlığını da yapmış. İki şık var. Ya Hazreti Ali korktu da itaat etti. Ya da doğru bildiği için itaat etti. Hazreti Ali korku olabilir mi Hazreti Ali'de? Olmaz. Tövbe estağfurullah ya. Hazreti Ali ittiba etmişse, tabi olmuşsa doğru bildiği için yapmıştır. Korktuğu için değil. Ya Hazreti Ali korkaktır ya doğru yaptı. Tabi oldu mu olmadı mı? Oldu. Buna cevap versinler. Hazreti Ali tabi oldu mu olmadı mı? Oldu. O zaman ya korktu, tabi oldu ya da hak bildiği için itaat etti. Hak bildiği için. Hazreti Ali'ye ben utanırım ya Allah'tan korkarsın. Yer gök titrer ya. Hazreti Ali korktu denilir mi ya? Peki Hazreti Ali'nin ittiba ettiği, tabi olduğuna sen lanet okuyorsun. Ebu Bekir Allah lanet etsin. Hazreti Ömer'e Allah lanet etsin. Diyor musun? Peki Hazreti ona ittiba etti. O zaman sen Ali'ye de ittiba etmiyorsun. Yalan söylüyorsun. Dediğini yapmıyorsun. Sevdiklerini sevmiyorsun. İttiba ettiklerini etmiyorsun. Ya. Onlara tabi olmaya ne mecburiyetin var? Mezhep imamlarına. İşte bu bedbahtlar bu desise-i şeytani ile başlarını mezahibin zincirinden çıkarıyorlar. Mezheplerinden, mezhepler zincirinden çıkarıyorlar. Bunların şu davaları ne kadar çürük, ne kadar esassız olduğu 27. sözde katı bir surette gösterildiğinden ona havale ederiz. Saniyen o kısım ehli dalalet baktılar ki, o kısım dalalet var ya, İslam ismi altındaki zındık diyor. O kısım ehli dalalet baktılar ki müştehidinlerde de iş bitmiyor. Mezhep imamlar var ya, onlarla da iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki yalnız nazariyat-ı diniyedir. Yani %10. Mezhep imamlarının omuzlarında ne var iştihat ettikleri? %10. Ve hakkı müsevvatü zeka iştihatla olmamış ki. Namaz kıl, zekat verin. İştihadi mesele değil. Allah'ın Kur'an'ın açık emridir. İştihadi ne kadardır? %10. Ha. Baktılar ki o ehli dalalet mezhep imamlarını çürütmekle iş bitmiyor. Çünkü %10 bu. Bunu şey yaparsın. Peki %90 var. Onların omuzlarındaki yalnız nazariyat-ı diniyedir. Halbuki bu kısım ehli dalalet zarurat-ı dineyi terk ve tahir etmek istiyorlar. Ya yani bunların gayesi dini bozmak. Ama mezhep imamları çürütmek etmiyor. Mezhep imamlarının meselesi, mevzusu dinin %10'udur. %90 ne olacak? Bu sefer dini hücum edecekler. Bak ne yapacaklar. Onlardan daha iyiyiz deseler meseleleri tamam olmuyor. Yani İmam Azam'dan daha iyiyim demenle namaz kalkmıyor ki sende. Çünkü Kur'an'ın açık emri var. Ve hakkımız sela, ve hakkımız zeka. Zekatı ve namazı kılın. Peki ne yapacaksın? İmam Azam'ı reddetmeyle bu senden kalkıyor mu? Onlardan daha iyiyiz deseler meseleleri tamam olmuyor. Çünkü müştehitler nazariyata ve katı olmayan teferruata karışabilirler. Yani dinin zaruratı olmayan şeylere karışabilirler. Halbuki bu mezhepsiz ehli dalalet zarurat-ı diniyede dahi fikirlerini karıştırmak ve kabili tebdil olmayan mesaili tebdil etmek ve kati erkan İslamiye'ye karşı gelmek istediklerinden elbette zarurat-ı diniyenin hamaleleri ve direkleri olan sahabelere ilişecekler. Yani İmam Azamlara, İmam Şafii'ye hücum etmeyle bitmiyor. %90. %90 da kimden geliyor? Sahabelerden geliyor. Kur'an, Resulullah'ın Kur'an'ı sahabeye, tabiine, tebe-i tabiine. Sünnet de oradan geliyor. Değil mi? Oradan sonra asil imamları. Ha, peki dini ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu sefer dini bize getiren kim? Sahabe. Peygamberden sonra sahabe. Sonra tabiin, tebe-i tabiin. Onları da devirirsek elindekiler de düşer.
direkt Kur'an'a hücum etmek istiyorlar da Kur'an'ı tutanı şuna hücum etmek istiyorlar ama bunun bu tuttuğu için bunu kesmek istiyorlar. Sahabeye de hücum etmelerinin sebebi Kur'an'ı ve sünneti bize naklettikleri için eğer biz onu çürütürsek, yalancılıkla itham edebilirsek, yalan söylüyor, uyduruyor dersek elindeki bütün sünnetler ve Kur'an-ı Kerim de yok olacak. Onunla geliyor çünkü, o yolla geliyor. Zındıklık burada işte, onun için dinsizler. Sahabeye dil uzatmalarının sebebi elindeki hakikat için dinsiz oluyorlar. O avama diyemiyorlar bu kitap yanlış. Sünnet yanlış direkt demiyorlar. Sahabeler yalan söyledi. Uydurdu bu hadisi. Hadislerden koparırsan Kur'an'ı şer ve izah eden, hayatta gösteren, yaşanan Kur'an'ı kimdir? Resulullah'tır. Yaşanan Kur'an, yaşayan canlı Kur'an Resulullah'tır. Resulullah'ın hayatını kim bize söylüyor? Sahabeler söylüyor. Biz görmedik. Sahabeler yıldızlar gibidir diyor. Hangisine temessük ederseniz doğru yolu bulursunuz diyor. Sahabelerin meddini uzatmayın. Peki Resulullah canlı Kur'an, yaşanan Kur'an, hayata uygulanış bir Kur'an'ı biz hayatımıza nasıl uygulayacağız? Sahabeler getirecek. Sahabeleri devre dişi yaparsanız Kur'an ve sünneti nereden öğreneceğiz? Onun için Kur'an ve sünnete direkt düşmanlıklarından dolayı sahabeyi devre dişi yapmak istiyorlar. Onun için dinsizdirler. Sahabeye dil uzatmak. Çünkü dinin kaynakları direktleri onlardır. Bunu söyledikten sonra bir de okuyayım. İzahım buydu. Halbuki bu mezhepsiz ehli dalalet zarurat-ı diniyede dahi fikirlerini karıştırmak ve kabili tebdil olmayan mesaili tebdil etmek kati erkan İslam'a karşı gelmek istediklerinden elbette zaruriyat-ı diniyenin hamaleleri, dinin esasatının taşıyıcıları direktör olan sahabelere ilişecekler. Sahabelere ilişmelerinin ihtiyacı taşıdıkları bina içindir. Sahabeler binanın direktleridir. Heyhat! Peki ne olacak şimdi? Olaylar ne olacak? Heyhat! Değil bunlar gibi insan suretindeki hayvanlar, belki hakiki insanlar ve hakiki insanların en kamilleri olan evliyanın büyükleri, sahabenin küçüklerine karşı musavat davası kazanamadıkları Geylaniler, Gazaliler, İmam Azamlar, İmam Şafiler, sahabenin bir tanesinin ufana bile denk gelmiyor. Olmadıkları halde küçüklerine karşı musavat davası kazanamadıkları gayet kati bir surette 27. sözde ispat